Diyoruz ki bizim elimizde şöyle AB C 26 gibi bir sayı olsa ve bunu x ile göstersek, x ile ifade edilse, fakat bize ABC 2 sayısının x cinsinden değeri nedir dense arkadaşlar, burada az önce küçükten başlayıp büyüğü bulmaya çalışıyorduk. Şimdi büyük basamaklı bir sayıdan küçük basamaklı sayıyı elde etmeyi görelim. Şimdi arkadaşlar önce kırmızı kalem alacaktım ama önce bir yazalım sayılarımızı. ABC 26 sayısı x ile ifade ediliyordu. Bana ABC 2 sayısı soruluyordu. Görüldüğü gibi bizim elimizde 2, 4, 5 basamaklı bir sayımız var ve 4 basamaklı sayı haline getirmemiz gerekiyor sayıyı. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Önce 6'yı buradan çıkarırken eşitliğin öbür tarafından da 6'yı çıkarmamız gerekiyor. Ve elde ettiğimiz sayı şu hale dönüştü arkadaşlar. A, B, C ve 20 sayısı oldu. X eksi 6 oldu. Burada bir fazlalık var 0. A, B, C 2 sayısını ortadan kaldırmak için, A, B, C 2 sayısını bulmak için 0'ı ortadan kaldırıyorum. Yani her iki tarafı 10'a böldüğümde 0'lar gidiyor. A, B, C 2 sayısı X eksi 6 bölü 10 şeklinde bulunmuş oluyor. Eğer uzun bir sayıdan daha az basamaklı bir sayı elde edilmeye çalışılsa bu şekilde yapılıyor. Dördüncü soruda gösterdiğimin tersindendir soruyla yine sizi meşgul etmiş oldum. Diğer bir soruyla arkadaşlar devam edeceğim. Burada da sorumuz şu şekilde devam ediyor. Deniyor ki iki basamaklı bir sayının basamaklı bir sayının rakamları toplamı 13'tür. Nokta. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde değiştirildiğinde sayı 27 artıyor ise bu sayı kaçtır tarzında bir soruyla karşı karşıya kaldığımızda ise şöyle cevap vereceğiz. İki basamaklı bir sayı söz konusuymuş. Değerli dostlar, buradaki sol tarafı sileyim. Orada daha net görmenizi sağlayayım ben bu soruyu sizin için. Diyor ki iki basamaklı bir sayımız var. İki basamaklı sayı denildiği zaman yine kırmızıyla cevap verelim. İki basamaklı sayı AB şeklinde yazıldı ve bu sayının rakamları toplamının 13 olduğunu söylemiş. 13'tür diyor. O bilgiyi yazıyorum. A artı B'nin 13 olduğunu yazdık. Sonra da rakamları yer değiştirildiğinde, yani AB sayısı rakamları yer değiştirildiğinde sayı BA oluyor. Sayı 27 artıyor. Yani yeni sayı eski sayıdan 27 fazla oluyor arkadaşlar. Bu durumda 27 orada kalsın. Daha öncedeki örneklerde gösterdiğim gibi AB buraya geçsin. Eksili bir ifadede iki basamaklı sayıda 9 parantezinin aldığını, b eksi a olduğunu, 27. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde sonucun 3 çıktığını bulmuş olduk. Bir bilgi de burada vardı. Bize Kramer'in söylediği iki birim yani denklemin iki denklemle çözüleceği konusuna gelmiş olduk. A artı b 13, b eksi a eşittir 3'tür. Taraf tarafa topladığımızda a'lar birbirini götürür. Buradan 2b kalır. Bb daha 2b. Buradan 16. B'miz 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8. Soruda b'yi yerine koyduğumuzda 8 eksi a eşittir 3'ten. A eşittir 5 bulunur. Sayı kaçtır diye sorulduğu için sayımız ab'ydi. Yani ab eşittir 58 olarak yanıtlanmış oluyor değerli arkadaşlar.